Ukrayna'nın Donbas bölgesinde Rus paralı askerler ile Rusya'nın desteklediği ayrılıkçıların saldırılarında bugüne kadar 28 Ukrayna askerinin öldüğü belirtilirken sayı her geçen gün artmaya devam ediyor. Ukrayna medyasında yer alan haberde, müşterek kuvvetler harekatı alanında Rusya Federasyonu silahlı kuvvetlerinin ateşkesi 14 kez ihlal ederek iki Ukraynalı askeri öldürdüğü belirtildi. Özellikle Nevuskoya köyü yakınlarındaki operasyonel ve taktik grubu doğunun sorumluluk alanında, Rus unsurlarının havan topları, büyük kalibreli makineli tüfekler ve tank savarlarla ateş açtığı, büyük kalibreli makineli tüfekler, küçük otomatik makineli tüfeklerle saldırdığı kaydedildi. Avdivka, Novoselivka Druha, Kamyanka ve Gnutovo yerleşimlerinin yakınında, Rus işgal güçlerinin Ukraynalı askerlerine saldırdığı, operasyonel ve taktik grup kuzey sorumluluk alanında, Novgorod ve Zolete köyü yakınlarından da Rus unsurlarının saldırı düzenlediği kaydedildi. Ayrıca ayrılıkçıların, Şumi ve Novotoshkivske köyü yakınlarında saldırılar gerçekleştirdiği kaydedildi. Ukrayna silahlı kuvvetlerinin yapılan saldırılara anında misliyle yanıt verdiği, AGIT temsilcilerine Rusya Federasyonu silahlı kuvvetlerinin ihlali hakkında bilgi verdiği aktarıldı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya Doğu Ukrayna'daki durumun kötüleştiğini ve geçen yıl Temmuz ayından bu yana ateşkes sırasında 28 Ukraynalı askerin hayatını kaybettiğini bildirdi. Zelenski, geçen yıl 27 Temmuz'daki ateşkes sırasında Donbas'ta saldırılarda 28 asker öldü, 24 tanesi bu yıl öldü. Yalnızca 26 Mart'tan beri 8 birliğimizi kaybettik. Savaşın her günü bize Ukrayna'nın geleceğini inşa etmek zorunda olan cesur, vatansever insanların hayatına mal oluyor dedi. Donetsk ve Luhask bölgelerindeki sürekli ateşkes ihlallerini anlatan Zelenski, bu da Ukrayna ordusu arasında zayiatların artmasına ve ayrıca Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri tehdidinin artmasına neden olduğunu belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı, gerginliğin daha fazla artmasını önlemek için Rusya üzerindeki uluslararası baskının artırılması gerektiğini vurguladı. Zelenski, Kanada Askeri Eğitim Misyonu bünyesindeki işbirliğinden dolayı teşekkür etti ve özellikle Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için eğitim programının genişletilmesi, ülkedeki Kanadalı askeri eğitmen sayısının artırılması olasılığının değerlendirilmesini önerdi. Ukrayna'nın bir NATO üyelik eylem planı elde etme olasılığı konusunun önemini vurgulayan Zelenski, Ukrayna'nın özel bir ortağı olarak Kanada, Ukrayna için bir MEP çözümünü destekleyen müttefikler arasında başı çekebilir. Kanada'nın desteği, gerçek dostların desteğinin önemli bir işareti olacaktır dedi. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya ile gerginlik yaşayan Ukrayna'nın yanında olduklarını ancak bu ülkenin NATO'ya katılması konusunda kararı NATO'nun vereceğini açıkladı. Bir gazeteci, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile yaptığı telefon görüşmesinde, ülkesinin NATO'ya katılma isteğini dile getirdiğini anımsatarak, ABD'nin Ukrayna'ya bu konuda destek verip vermeyeceğini sordu. Saki, Ukrayna'nın uzun süredir NATO'ya katılma isteğini dile getirdiğini vurgulayarak, Ukrayna'ya güçlü desteklerimizi her zaman iletiyoruz. Onlara karşı bir tehdidi geri püskürtmek için de çabalıyoruz ancak Ukrayna'nın ittifaka katılması kararı NATO'nun vereceği bir karardır, değerlendirmesinde bulundu. Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkanı Viktor Bondarev, Ukrayna'nın güneydoğusundaki Donbas'ta gerilimin tırmanmasının nedeninin ABD'de başkanlık koltuğundaki ve dolayısıyla Washington'un politikasındaki değişiklik olduğunu vurguladı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bondarev, Ukrayna'da gerilim ABD'de iktidarın ve politik yaklaşımın değişmesi nedeniyle tırmandı. ABD Başkanı Biden ve yönetiminin kendini kanıtlaması gerekiyor ve bu amaçla Donbas'ta gerilim tırmandırılıyor. Elbette Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de okyanus ötesinden gelecek yardıma güveniyor ifadelerini kullandı. Kiev'in Donbas'ta temas hattındaki Ukrayna askeri varlığını artırarak ABD'den daha fazla askeri, teknik ve mali yardım alabileceklerine inandığına dikkat çeken Bondrev, mali yardım Kiev için son derece acil, zira ülkedeki ekonomik kriz giderek derinleşiyor. Bu ülke yıllardır borç ve yoksulluk içinde, ancak bütçe açığı ve ulusal ekonominin tüm sektörlerindeki çöküş, modern Ukrayna tarihinde hiçbir zaman bu seviyelere yükselmedi, dedi. Rus senatör, Avrupa'nın özellikle de Normandiya dörtlüsündeki Almanya ile Fransa'nın sorununun büyük biraderin müdahalesiyle çözüme kavuşturulmasını umarak uyuşuk bir tutum sergilediğini dikkat çekti. Ukrayna'nın NATO üyeliğine olasılığına ilişkin görüşlerini de paylaşan Bondre, bunun gerçekleşeceğini sanmadığını zira Ukraynalılara NATO üyesi statüsü vermeden onlarla mesafeyi korumanın ABD'nin işine geldiğini kaydetti. Kremlin sözcüsü Peskov, Ukrayna'nın kavgacı temadan uzaklaşma ve Donbas'taki temas hattındaki ordu birliklerini kontrol altına alma niyetini görmediklerini belirtti. Peskov açıklamasında henüz Ukrayna'nın bir şekilde sakinleşip kavgacı temadan uzaklaşma, sınır hattının hemen yanında bulunan ve sıkça provokasyon sebebi olan ordu birliklerini bir şekilde kontrol altına alma niyetini görmüyoruz. Bu durumda en önemli şey hiçbir şeyin Ukrayna ordusunun kendi halkına karşı savaşı kışkırtmaması yanıtını verdi. Kremlin sözcüsü, gerilimin tırmanması durumunda Moskova'nın Rusya pasaportlarını alan Donbas sakinlerini nasıl koruyacağı sorusuna, "Şimdi bu soruya yanıt vermeyeceğim. Kesinlikle Rusya vatandaşlarının güvenliği, hayatları Rus devletinin ve şahsen devlet başkanı Putin'in koşulsuz önceliği" dedi.